Sen ne diyorsun Hazar? Ne demek kızı vermiyoruz? Ya ben sözümü vermişim, sen nereye nasıl karışıyorsun? Vermeseydin abi. Kız istemiyor işte, zorla mı vereceğiz? He Kalender ağa. Ne diyorsun? Kızı bana veriyorsun mu? Yoksa oğlunun sözüne bakıp sözünden dönüyorsun mu? Baba. Hazar'ı duydunuz. Bizde size verecek kız yok. Bak Kalender ağa. İkidir bizi yüzüstü bırakıyor. Sizde sözden dönmek adet olmuş ha. Önce bacımı istediniz, sonra caydınız. Şimdi beni ayağınıza kadar çağırdınız, yine caydınız. Sizde hiç mi utanma yok? Orada dur Baran ağa. Haddini aşıyorsun. Bunu gençliğine, heyecanına veriyorsun bilesin. De haydi selametle. Son sözün bu mu? Son sözüm budur. Bunun bedelini ödeyeceksiniz ha. Hem de biriniz de, hepiniz birden. Şimdi kan çıkacak. Göz göre göre töre cinayetine kurban gidecek. Kalkın gidiyoruz. Baran kardeşim. Ablam, ablam. Sen bu işe karışma, okuyadan çıktı artık. Umarım bir açıklaman vardır Hazar ağa. Var tabii. Şirin Baran'ı istemiyor. Bu yani. Şirin Baran'ı istemiyor. Bu mu? Daha ne olacak abi? Bundan daha geçerli bir sebep mi var? İyi o zaman ya. Yarın öbür gün bu evde kan çıktığı zaman Şirin istemiyordu dersin. Ne diyorsun lan sen? Biz kızımızı istemediği bir adama vermedik diye kim bu evde kan çıkarıyor lan? Söylesene. Şirin! Efendim baba. Kızım sen Baran'ı niye istemiyorsun? Çünkü onu sevmiyor. Sen sus. Yengem doğru söylüyor baba. Ben Baran'ı sevmiyorum. Ya bugüne kadar aklın neredeydi? Niye kimseye bir şey demedin? Sormadınız ki baba. Bir Hazar abim geldi, sordu derdin ne diye. Bir ona açılabildim. Eğer öyle bir şey olmasaydı yemin ederim ki ömür bir laf susardım. Hiç ses etmeden kaderime razı gelirdim. Eğer şimdi Baran'a var, kır dizine, otur diyorsan, ben gene senin sözünü dinlerim. Siz sağ olun, sizin yolun yeter bana. Varsın benim hayatım kayıp gitsin. Şimdi git de gideyim baba. Gideyim mi? Defol git. Çok istiyorsan sen git. Senin oğlun gelinin yetmedi, bir de kızının asiliğiyle uğraşalım. Ya sen hiç iyi evlat yetiştiremedin Asiye. Hepsi yüzümüzü öne eğdi. Mehteber. Kızımız bizim yüzümüzü yere eğmemek için istemediği biriyle evlenmeyecek. Ben hiçbir evladıma bunu yapmam. Hiçbir evladına öyle mi? Oğlum dur nereye? Hiçbir evladına diyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum anne, ne yapıyorum ben? Ya ana böyle söyleyip çekip gidemezsin. Hadi gel içeri girelim. Ya bırak ana ya, babamın bizi gördüğü mü var? Biz çekip gitsek ne olacak, gitmesek ne olacak? Ya öyle deme oğlum. O senin ağan, baban. Ana ne diyorsun ya, bizim bir hükmümüz mü var ya? Onun için varsa yoksa Hazar'dır. Başka bir şey yoktur, duymadın mı dediğini? Sözde hiçbir evladını istemediğiyle evlendirmezmiş. Ya ben onun evladı değil miyim ana? Hazar aşık oldu, ben olmadım mı? Hem de yabancıya değil ya, memleketlime. Ama babam ne dedi? Nuh dedi, peygamber demedi ana. Gitti beni evlendirdi Nazgül'le. Ya Şirin Baran'ı nasıl istemiyorsa ben de öyle istemiyordum ana Nazgül'ü, bilmiyor musun? Öyle deme oğlum. Bak Nazgül'le kendine haksızlık etme. Ya evlendiniz, fena mı oldu? İşte geçinip gidiyorsunuz. Ana hiçbir şey bilmiyorsun ya. Hiçbir şey bilmiyorsun ya. Ya neyi bilmiyorum ya? Neyi bilmiyorum? Söyle de bileyim. Kadına boş ver, bırak. Oğlum. Kuzum. Ay gözümün nuru. Bak sen benim için de babam için de ilk göz ağrısın annem. Sen bizim evimizin ilk direğisin. Baban senden vazgeçmez oğlum. Bırak anne, bırak. Ben her şeyin farkındayım artık. Ben çocuk falan değilim. Bundan sonra bu evin çatısı da, direği de, temeli de Hazar'dır. Sen kendini yormayasın anam. Yavrum, bak
böyle söyleyip çekip gidemezsin. Sen ağasın. Ağaya küslük yakışmaz. Ben ama değilim. Ama değilim ben. Öyle alık yerin dibine batsın. Anladın? Yerin dibine batsın. Oğlum nereye gidiyorsun? Kaan. Ağam. Bırakın gitsin. Kalender ağam, oğlunun gitmesine göz mü yumacaksın? Koca adam nereye gidecekse gitsin, bırakın. Bırak ana, bırak ya. Herkes diyeceğini dedi zaten. Hadi eyvallah. Tabii ya. Gözde oğlun Hazar geldi. Öbürü de askerden gelecek. Kaan'ı kim ne yapsın? Benim bugüne kadar evlatlarım arasında bir ayrım yaptığımı gördün mü sen de hiç? Ben burada göreceğimi gördüm. Daha fazlasına ne hacet? Mehteber Hanım, Kaan benim canım. Ben onu hepinizden iyi tanırım. Eğer onun derdi gitmekse, yedi cihan gelse duramaz önünde. Madem öyle, madem oğlumu durduran yok, benim de canımın, sözümün bir hükmü yok. Ben de kalmam artık. Aman git, git de kafamız bir rahat etsin artık. Kalender ağa, madem herkes gitti, biz de artık müsaadenizi rica edelim. Siz de bizim kusurumuza bakmayın artık, benim dönürüm. Bu gece böyle bir tuhaf, bir acayip bir gece oldu. Estağfurullah ya. Kusuru ayıbı mı var? Yabancı mıyız biz? Aileyiz artık. Aileymiş bunlarla aile mi olunur? Hadi. Ben sizi geçtim. Hadi kızım. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Hadi. Etme, eyleme, gözünü seveyim ablam. Sen olmasan biz ne yaparız burada? Ne istiyorsanız onu yapın Ayşe. Yok, yok. Vallahi salmam. Vallahi bırak o elindekileri. Bak Ayşe, üstüme varma. Oğlum da ben de bu evde istemiyoruz. Ya öyle şey olur mu? Sen meydanı Asiye'ye bırakacaksın herhal. Sen olmazsan bu konu dar eder hepimiz o karı. Ya oğlum olmadıktan sonra bu konağa neyleyim ben? Allah'ım yarabbim ya. Ha, iyi ya git. Git tabi, git. Asiye de bela gelinini olsun, şöyle baş köşeye kurulsun. Biz bela gelini acaba nasıl gönderirik derken sen çık git. O leylek bacaklı da evine, barkına, her bir şeyine kurulsun. Bu konağa yıllarca emek ver, gençliğini bu konakta harca. Bu konağa ilk gelin olarak gir. İlk çıkıp giden sen ol, ha eylem. Ay doğru söylüyorsun kız, kuttuk. Bana hiçbiriniz yokken ben buradaydım. Taş yerinde ağırdır. Vazgeçtim, gitmiyorum. Eğer gitmek isteyen olursa o anda, kapı orada. Gidiversin. Bağım dedi. Hakikaten gitmedi ya la. Ya çene kopsun Ayşe. Elini eşek arıları soksun Ayşe. Altından girdin, üstünden çıktın, kadını ikna ettin. Ya sana ne? Nereye gidiyorsa gitsin. Rakibin bire düşsün sana ne? Aşığın fendi, zalimi yendi. Abicim, yengecim sizi çok seviyorum. Hmm. Baran'ı sözleseydik sever miydin, söver miydin? Orası meçhul. Ay. Sana mutlu biten aşk hikayelerini bayılıyorum. Tıpkı bizimki gibi. Sizinki gibi mi? Abi gerçekten çok saf ya. Kadının çekmediği çile kalmadı, hala mutlu son diyor ya. Ya olsun. Birlikteyiz ya. Bu her şeyi değer. Canım
Canım benim. Aşkım ne dersin? Şöyle güzel bir yemeğe mi gitsek? Evlenme teklifinden beri baş başa hiç yemek yemedik. Ya sevgilim. Önce Hazar, sonra da Şirin. Baran söylediklerinde haksız da sayılmaz abi. Bir aile, bir aşiret kaç kere geri çevrilebilir ki? Orası öyle. Herkes kendine göre haklı. Ama onlar haklı diye ben de kızımı ateşe atamam ki. En nihayetinde herkes aynı anda mutlu olamıyor benim bacım. Sen de madem biri mutlu olacak, bu da benim kızım olsun deyin öyle mi? Ya. Ah abi ah. Bu topraklar senin gibi adamı bir daha zor bulur. Bu topraklar yakında benim gibi bir adamı altına alacak. Baba müsaade var mı? Gel ne diyeceksen de. Baba. Bu akşam yaptıklarımı seni çiğnemek, sözüne karşı gelmek gibi algılama olur mu? Benim niyetim sadece Şirin'i... Sen İstanbul'a gittin gideli adetlerimizi, törelerimizi unutmuşsun. Velakin abiliği unutmamışsın, gördüm. Dikilip durma orada öyle. Ya geç otur ya da git karının yanına. Ne istiyorsun, ne bekliyorsun? İzin almak için baba. Müsaaden varsa bu akşam Bella'yla dışarı çıkalım diyorum. Allah Allah. Hazar Efendi bizden izin istiyor. Ya koltuklarım kabardı. Böyle içim bir hoş oldu. Hadi gidin gidin. Gidin eğlenin. Siz de darlandınız. Lakin yabancı bir yere gitmeyin. Bizim Rüstem'in oraya gidin. Dükkanı da kapatsın. Ya haydi. Tamam baba. İyi akşamlar. Her yer karanlık. Gözlerini öyle yumarsan tabii her yer karanlık olur gerizekalı. Tövbe tövbe. Ben geldim. Gel gel. Gel gel şu haline bak gel. Ferhat. Ne yapıyorsun orada öyle? Şirin'i. Hayalim bile güzel bir Şirin'i. Amca ne olmuş böyle Ferhat'ıma? Yahu ona ne olmuşsa olmuş da asıl olan benim ispirt olan olmuş. Hepsini içmiş bu salak. Ne? Tabii. Ferhat sen ne yaptın öyle? Kör olacaksın kör. Kör olayım Şirin'i. Seni görmedikten sonra ben bu gözleri ne eleyim? Ferhat biliyor musun beni Baran'a vermediler. Haydi bu Baran'ın gelmişini geçmişini. Yedi sülalesi. Şirin. Evet. Sen gerçek misin? Evet. Peki demin dediğin gerçek mi? Evet, beni Baran'a vermediler. Vermediler mi? Ana, evde mi kaldın sen şimdi? Allah korusun. Gerçekmiş. Yere gelin akşam akşam sokaklarda fil katsın. Biz de burada böyle kokumav kuşu gibi oturalım. Oh ne güzel iş ya. Bizim o Bella Hanım'dan neyimiz eksik bacım, neyimiz eksik? Kocamız eksik, kocamız. Ne oldu kız? Ya Afet. Hadi seninki askerde. Ya benimki nerede? Ha? Evlendiğimden beri kocamın yolunu bekliyorum ben. Sen de abartma abla ya. Sinirlendiği için etti o lafı. Ya Afet. Ben aptal mıyım? Ha? Sinirle minirle, öfkeyle falan söylemedi. Nas şurasından gelerek söyledi, anladım ben. Yok yok. Bak Hazar ağamla babama kızdığından etti o lafı. Yoksa sen de biliyorsun ya Kaan ağam sana etmez öyle. Yarın öbür gün gelir senden özür dediler o. Tabii. Gönlümü almak için çekti gitti, telefonunu kapattı değil mi? Bak şimdi, adam siniriyle ne yaptığını bilmiyor. Kafası attı, belki kafa dinlemek istiyordur. Ya Afet yapma, Allah aşkına yapma. Sabır taşı çatladı diyorum attı. Ya ne dedim sana ben? Ya evlendiğimden beri kocamın yolunu bekliyorum ben. Ama yok, karabatak gibi. Bir görünüyor sonra kayboluyor. Ya ne yapsın adam? Yıllardır köle gibi çalışıp duruyor, bütün iş onun omuzlarında. Benim kocam eşek gibi çalışsın. İş ağlığa geldi mi Hazar Bey ağlık taslasın. Gökhan'ım askerden gelince Kaan ağamla birlikte işlerin başına geçsin. Sen o zaman gör bizi. Kalender ağası.
Senelerce bekledi Hazar'ın gelmesini. Ama o fayda yerine bela getirdi. Buraya geldiğinizden beri ilk defa baş başa kalıyoruz. Aynı İstanbul'daki gibi. Ne o? Bakıyorum da çok çabuk özledin İstanbul'u. Özlüyorum tabii. Seninle 3 senemiz geçti orada. Merak etme. Burada da çok güzel anılar biriktireceğiz. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Ya biliyorum, biliyorum da... sadece bu zamanın ne kadar olduğunu merak ediyorum. Hep yeni gelin olarak kalacak değildim, değil mi? İkinci bir yeni gelin gelene kadar sen yeni gelin olarak kalacaksın aşkım. Nasıl yani? Ne zamana kadar? Vallahi bu gidişle Mıstık evlenene kadar. Mıstık mı? Aşkım Mıstık evlenene kadar yaşlanırım zaten. Yeni gelinliği kalmaz ki. Terfi alırsın. Kıdemli yeni gelin olursun aşkım. Ya aşkım bunun başka çaresi yok mu? Var. Müsellim amcam var da... onun da evlenmeye niyeti yok. Hoş olsa da kim evlenecek ki onunla? Niye? E deli. Gerçi... evlenmediğine göre senden benden akıllı bence. Bak sen. Pişmansın demek. Tabii ki değilim bir tane. Akşam olur karanlığa kalırsın. Akşam olur karanlığa derin derin sevdalara dalarsın. Ay gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. İster ölüm olsun, ister ayrılık. Ay gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Aferin kızım, aferin. Bir de amcan için Ankara'nın bağlarını söyle. Hadi bakayım. Ya amca ya. Ne? Şirin! Kız! Kız Şirin! Bu ne gürültü kız? Ne yapıyorsun sen burada? Şey, hiç. Amcamın yanına geldin. Bu saatte mi? Evet, bu saatte. Amcamın yanına gelmenin saati mi var hala? Yalnız dikkat iyi çekelim Şirinlerim. Burası yalnızca amcanın odası değil. Hadi kızım, haydi. Tamam, tamam. Geliyorum. Haydi, haydi. Zaten konakta kimse kalmadı. Kalanlar da sağda solda ayrılıp bayılıp duruyor. Haydi kızım. İyi akşamlar. İyi geceler amca. Haydi kızım, iyi geceler. Haydi. İyi geceler kızım. Of. Ay başım. Of, bili bili. Sanki kafam içinde ötüyorsun. Boyum devrinsin inşallah. Sen de uyu. İçir bana sabaha kadar sonra uyu. Özür dilerim. Ziyanı yok kızım, ziyanı yok. De haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Kızım.
kızım? Havla baba. Önce bir yıkasaydım da sonra silseydim. Ne? Su yok kızım, su. Ha, hemen getiririm babacığım. Bela. Hı? Sen iyi misin kızım? Galiba değilim baba. Nereye gittiniz bakalım siz dün gece? Biz mi? Hı. Şey... Rüstem'in yerine gittik demeyin sakın, oraya baktırdım yoktunuz. Orada değildik zaten. Neredeydiniz? Çay bahçesinde. Hazar seni çay bahçesine götürdü demek. Aha. Gecenin o vaktinde hem de. Aha. İçkiyi de orada içtiniz. Aha. O kadar mı anlaşılıyor baba? Kızım, senin bildiklerin kadar benim yanıldıklarım var. Sen beni kandıracağını mı sandın yoksa? Özür dilerim baba. Bir daha olmasın benim gelinim. Yoksa külahları değişiriz. Hadi şimdi git, elini yüzünü yıka. Böyle dolanma ortalıklarda. Peki babacığım. İbrik. O seferlik ben hallederim. Hadi bırak da git. Peki babacığım. Estağfurullah. Kaan, sensin. Ya benim, başka kim olacak? Neredeydin bütün gece? Nerede olacağım? Dışarıdaydım Nazgül. Sokakta yatmadın herhalde. Nerede kaldın? En son nerede kaldıysam orada kaldım. Ya eve gelmek bu kadar zor mu senin için? Bu kadar mı nefret ediyorsun bizden? Bırak, bırak Nazgül, başlama Allah'ını seviyorsan yine. Geldim. Ha ne istiyorsun ya? Eve geldim işte. Babana, kardeşine, kızıpıncını bizden çıkartıyorsun. Bütün gece öldüm öldüm dirildim. Ya bu kadar zor muydu bir arayıp haber vermek? Ben iyiyim demek. Ya neyi merak ediyorsun ya? Sen şuna hesap sormak desene. Neyi merak ediyorsun? Ne haddim ağam? Sen ister gidersin, ister dönersin. Yaptığından ettiğinden sual olunur hiç. Nazgül, adamı geldiğine pişman etme. Bak kafam bozuldu. Gittim, dağıttım, geri geldim. Tamam mı? Hazar'ın da canı sıkıldı. O da kafa dağıtmak istedi. Ama o ne yaptı biliyor musun? Yanında karısını da götürdü. Ya yeter Hazar da Hazar. Herkesin ağzında bir Hazar. Sen bilmiyor musun beni, ha? Ben en baştan beri böyleyim. Bilmiyor musun? İşine gelirsen. Yoksa defolup gidersin diyorsun yani, öyle mi? Sen benim ne dediğimi gayet iyi anladın. Doğru diyorsun. Gayet iyi anladım. Yok oğlum. Uyu sen. Babam geldi. Geldim oğlum, geldim. Baba, ben seni çok özledim. Nereye gideceğim? Bir yere gitmedim oğlum. Buradayım. Bir yere gitmedim. Nasıl geçti? Söyle bakalım bir. Normal baba, normal işte. Nerede söndürdün feneri? Otele gittim. Otel iyi gelmiş. Sinirin geçmiş. Böyle biraz uzaklaşmak istedim işte. Çok fazla uzaklaşma Kaan ha. Dönerken yolunu kaybedersin maazallah. Oo, sabah şeritleriniz hayırlı olsun. Hazar Efendi. Günaydın. Senin odaya güneş geç doğuyor galiba. Hiç kalkmayaydın. Afiyet olsun ağam. Sağ ol. Az müsaaden var mı?
Söyle bakalım, ne diyeceksin? Ağam, bir şey diyeceğim ama pek hayır değil. Ya ne eveleyip geveleyip duruyorsun, söylesene. Ağam, az önce Antalya'daki ofisten haber geldi. Ukrayna'ya gidecektirler, hala ulaşmamış. Neden ulaşmamış? Ağam, sordum soruşturdum. 20 tır birden yol üzerinde terk edilmiş, öylece duruyormuş. Ara, sor bakalım neymiş işi, nasılı? Ne oluyor baba? Dur bakalım, dur. Alo, Recai. Fırat geldi oğlum, bana bir şeyler saçmalıyor. Ne diyor bu? Oğlum söylesenize, ne oluyor? Ne? Hay oğlum, ben sizin yapacağınız için içine edeyim ya. Kapat kapat, tamam. Ne olmuş? Ne olacak baba? Şoförler çekip gitmiş, tırlar yolun ortasında öyle duruyormuş. Tamam Fırat, sen işine bak hadi. Vay üstüne ağam. Ne oluyor baba? Neden yolun kenarında durmuş tırlar? Bak bir de soruyor ya. Niye olacak oğlum, senin yüzünden? Benim yüzümden mi? Verecektik Şirin'i, bunların hiçbiri olmayacak. Abi Şirin'le ne alakası var, gözünü seveyim. Ya oğlum sen Adana'da koskoca kalender ağının tırlarını yolun ortasında bıraktıracak kaç kişi var? Baran'dan başka. Hiç karışmayacaktım bu işlere Hazar, hiç. Verecektik Şirin'i Baran'a, bunların hiçbiri olmayacak. Abi kimseyi kimseye gönlünün rızası olmadan veremeyiz. Şirin Baran'ı istemiyor işte, ne yapalım? Oğlum bu işler istemeye kalsaydı kim istediğini almış ha, kim? Aa pardon ama. Sen tabii istediğini yapmaya, istediğini yaptırmaya çok alışmışsın. Ama öyle olmuyor Hazar Efendi. Burada işler senin düşündüğün gibi yürümüyor. Al bak, yandı 2 milyonluk mal, çöp oldu. Kim verecek bunun hesabını, he? Sen mi vereceksin yoksa o bela karın mı verecek? Abi, düzgün konuş. Tamam, hallederiz bir şekilde. Halledeceksin öyle mi? Hallet bakalım da görelim. Ya kızı vermiyoruz derken ağalık yapmayı biliyordun, he? Hadi şimdi de yap. Nasıl sokacağız o tırları gümrüğe? Ya Adana'da bu adamlardan başka firma yok mu? Yeni bir nakliye firmasıyla anlaşırız. Ne bileyim, yeni şoförler buluruz. Yaparız bir şeyler. Bulacaksın ha, çok güzel. Yalnız onları bulurken bahçede hasat edilmeyi bekleyen 20 milyonluk malı toplayacak ırgatları da bulursun, tamam mı? Haydi Hazar ağam, sen halledersin artık. Bana müsaade. Baba ne yapacağız? Ağanı duydun. Sağ kolay gelsin Hazret.